Benim size tavsiyem ilk önce hayatınızdan mide ilaçlarını ve mide koruyucuları çıkartın arkadaşlar. Mide, gastrit, reflü, ülser, kolit, özellikle ülseratif kolit, Crohn hastalığında gerçekten bentonit çok etkili. 4 sene 5 sene mide hastası olan bağırsak hastası olur arkasında. Ben şimdi çok konuşuyorum, çok test yapıyorum bu konuda. Diyorum ne kadardır mide hastalığım var? İşte 4 senedir 5 senedir bakıyorum bağırsak hasta. Şimdi bentonitin burada çok önemli bir kabiliyeti var. Bakın bu yara tedavisinin en önemli unsurlarından birisi. Bir, bentonit helikobakteri müthiş şekilde bağlıyor. Helikobakter tedavisinde çok inanılmaz bir özelliği var. Yani 1,5 ile 3 ay arasında helikobakter sıkıntısı yaşayan herkesin düzeldiğini görüyoruz. Bir, iki, mide duvarında enfeksiyonel bir durum varsa bentonit müthiş enfeksiyon bağlıyor. Bentonit ve kurkumin enfeksiyon hastalıklarında inanılmaz iyi. Bakın 3 ay kullanın, sonuçlarınızı karşılaştırın diye. Önce bir analiz yaptırın. 3 ay bentonit ve kurkumini beraber kullanın. 3 ay sonra bir daha analizlerinizi yaptırın. Zararlı bakteriler faydalı bakterilerin biraz daha üstüne geçtiği zaman, yani %10'undan biraz daha fazla olmaya başladığı zaman bağırsak duvarlarına tutunarak orada delikler oluşturmaya başlarlar. Öncelikle midede biliyorsunuz Helicobacter pylori diye bir bakteri var. Bütün mide hastalıklarının gerçek sebebi bundan kaynaklanıyor. İlk önce bunu yok etmek lazım. Bu bakteri de antibiyotiklerle çok direnç kazanan bir bakteri. Bu nedenle gerçek anlamda bunları bakteri antibiyotiklerle yok etmek çok zor. Ama bentonit bunun etrafını sararak ve onu çoğaltmayarak, yaşatmayarak veya dışkı yoluyla atarak vücuda çok büyük bir hizmet etmektedir. Helicobacter pylori bir bakteri türüdür arkadaşlar. Vücudumuzda olan bir bakteri türüdür. Ne zaman ki faydalı bakterilerin üzerine geçti, işte ondan sonra reflü, gastrit, ülser, kandida mantarı, vücutta ağrı, yanma, eşkime, gaz, şişkinlik, egzama ve inanamayacağınız kadar kalitesiz bir sağlık durumu ortaya çıkartır. Hastalık durumu ortaya çıkartır. Helikobakteri zararlı bakterinin artmış halidir. Ülser. Yani ülser de tabii ki mide duvarlarının işte bozulması durumunda, yara oluşması durumunda o yaranın artık mide asitleriyle tahribi daha fazla olduğu için o mümkün değil, onu bir daha düzeltemiyorsunuz kolay kolay. Ne yapmanız lazım? Bu tür bakteriler kendilerini yok eden antibiyotiklere karşı direnç kazanıyorlar. Yani iki kere, üç kere antibiyotik kullandıktan sonra bir daha antibiyotikle o bakteriyi yok edemiyorsun, direnç kazanıyor. Helicobacter pylori gibi bir bakteri türünden kurtulmak aslında normalde ilaçlarla mümkün değildir arkadaşlar. Bu yakanıza yapıştı mı bir daha sizi kolay kolay bırakmaz. Bu kil ne işe yarar? Bentonit bir kil mineralidir arkadaşlar. Size 4 kilo gelir, 4 litre olarak gelir ve siz bunu 1,5 ay kullanırsınız. Süreç kronik olmanızla alakalı 1,5 ayla 3 ay arasında değişerek tedavi ve temizlemeyi gerçekleştirir. Bentonit dünyada faydalı bakteriye zarar vermezken zararlı bakteriyi etrafını sararak yok etme özelliğine, özellikle virüslere karşı çok etkin yok etme özelliğine sahip bir kil minerali. Yani bize gelen yorumlardan baktığımız zaman en az 100 kişiden 80-90'ı gerçek anlamda mide ve bağırsak sağlığına kavuşuyor. Değil. Bentonit vücudun immün sistemini kuvvetlendiren ve vücudu baskılayan ve bütün hastalıkların ana nedeni olan toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, paraziti vücuttan atıyor, mıknatıs gibi çekerek atıyor. Bu hangi hastalıklara iyi gelmez veya hangi insana iyi gelmez? Sağlayacağı fayda inanılmaz sayıda fazla. Bentonit kendi bünyesine aldığı bakterileri, parazitleri, metal artıkları, toksinleri, radyasyonları kendi bünyesinin içerisine alır. Kendi bünyesinde kendisiyle beraber vücutta kalmaz. İdrar, ter, dışkı yoluyla vücuttan dışarı atar. Bentonitin yapısı çok küçüktür. Düşünün bir mikrobun onda bir noktasına kadar küçüktür ve onun içerisine girer, mikrobu bertaraf eder ve kendisiyle birlikte dışarı atar. Bentonitin bugün en iyi geldiği alan insan sağlığının temeli olan mide ve bağırsaktır. Midede de bağırsakta da yaraların üzerlerine yapışarak mide öz suyundan, asitten ya da diğer salgılardan orayı muaf tutuyor ve orada iyileşmeyi hızlandırıyor.
ciddi bentonit kullananların ilk aldığı netice ülser ve gastritte ağrıların, sızılarının 15-20 gün içinde kalkması, 1,5-2,5 ay içinde de artık her şeyi yiyebilir hale gelmeleri. Eğer iyi bir hazım sisteminiz yoksa, yediğiniz içtiğiniz şey midede gerçekten hazmedilecek parçalara ayrılmıyorsa, enzimlere ayrılmıyorsa siz sağlıklı olma şansınız yok. Şimdi işte beşte bentonit ne yapıyor? Bentonit bu tür hastalıkları önlüyor. Enfeksiyonu önlüyor midede. İşte helikobakteri yok ediyor. Bağırsaktaki enfeksiyonu yok ediyor. Ve dolayısıyla insan vücudunu tertemiz yapıp çıkıyor. Bentonitin bugün en iyi geldiği alan insan sağlığının temeli olan mide ve bağırsaktır. Eğer sağlıklı bir mideniz yoksa sağlıklı bir bağırsağınız da olmaz. Sağlıklı bir bağırsağınız yoksa sağlıklı bir vücudunuz da olmaz. Bentonit binlerce seneden beri kullanılmıştır, test edilmiştir, hiçbir yan etkisi yoktur. Bentoniti içmek herkese fayda sağlar. Önce bunu kafaya koymak lazım. Yani bentoniti içmek için şu veya bu nedene ihtiyacımız yok. Çünkü vücudumuzu kirleten tüm maddeleri toksin, radyasyon, virüs, bakteri, parazit atıyor. Bunları yaptıktan sonra 20 gün sonra yani kurkumin tedavisine başlayın. Zerdeçal'ın özü olan kurkumini kullanarak vücuttaki o bağırsaklardaki oluşan deliklerden bahsetmiştim ya, yaralardan bahsetmiştim. Problemleri oluşturan zararlı bakterilerin verdiği duvarlardaki hasarlardan bahsetmiştim az önce. Bu hasarların tamamını iyileştirir. Çünkü kanseri bile iyileştiren bir gücü vardır kurkuminin. Bu şekilde tedavi tamamlanarak hızlıca düzelirsiniz arkadaşlar. Bizi hasta eden hiçbir bakteri kalmaz, artık temizlenir. Bu ürünleri link üzerinden alabilirsiniz. Profilde linkimiz mevcut. YouTube kanalımda açıklamalara linki bırakıyorum. Buralardan girip alışverişlerinizi kendiniz kart üzerinizden yapabilirsiniz. Ya da ben bunları yapmak istemiyorum, EFT yoluyla alışveriş yapmak istiyorum derseniz bana ulaşırsınız. İBAN yöntemiyle ürünler size gönderilir. EFT yaparsınız. Ürünlerle birlikte açıklamalarını da nasıl kullanılacağını da size ulaştırırım. Lütfen her nereden alırsanız alın bana ben ürün satın aldım diye bildiriniz ki ben size nasıl kullanacağınızın videosunu atayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.